Var var, evet. Bak sen sıkıya başlıyor bir taraf var. Evet var. Şimdi şunu atalım şöyle. Hı hı. Sıralım. Kalemimizi getirelim. Abi kalem işini böyle özellikle bir çekmek istiyorum. Bak benim motosiklette tam çekemedim. Vallahi olmadı. Kalem işi. Ama bizzat gördüm. Yani hakikaten kırmızı yanıyordu. He. Hidrolü değiştikten sonra tekrardan ölçtük. O düzeldi abi. Yani o şeyini mi göster? He he. Şimdiki, nemlenme mi diyebiliriz abi o? Su. Ha, su miktarı hani. Kalemin içinde zamanla sıcaklıkla, zamanla sıcaklıkla bulunduğu ortamda nemliyse şey olmaya başlıyor. Su miktarı artmaya başlıyor. Kaynama noktası düşüyor. Evet. Ondan sonra hava yapıyor sistem. Hava yaptığı zaman da fena sıkışıyor. Çok şanslıysak yavaş hızlarda duruyoruz ama bazen tabii işler öyle gitmeyebiliyor. Evet, işler yolunda gitmeyebiliyor. Benim gibi tekman yolundan aşağı doğru inerken bir anda freniniz şişebiliyor. Ben de başıma gelmiştim birkaç kere. Birkaç kere ama. Hacı lastiğim kilitlemişti, şeyde bir sıkıntı vardı. Gözlerim karardı benim. İşte Araz'daki sürüş tecrübemizden biraz şeyimiz vardı da. Kaydı arkasında bir şey lastiği çok şey olmadı. Durduk. Bu detay gerçekten. Evet abi. Bezin üstüne bak. Birileri şey, kampuan için aldı. Abi şimdi o pis, o temizlenecek zaten. Neyse. İkinci seçeneği alıyorum. İki tamam. Burada bolt 4. Hı hı. Bolt 4'ü aldıktan sonra kalemimizi rezervuara daldırıyorum. Bunu aşağıya doğru daldırdıkça, evet, bak mesela bunun şu an içindeki nem oranı %2. %2. Sende %4 çıkmıştı. %4 çıktı, evet. Bu %2. Yani şunu gösteriyor, fren hidrolik sıvıları bunun muhtemelen yeni değişmiş. Hı-hı. İçindeki su miktarı %2. Çok kritik değil. Hani bu %3, %4'e çıktığı zaman değişmesini zaten burada ünlemimize gösteriyor ki değişti yani. Peki, işte mekanizmadaki... Değiştirsek ne olur? Biz ben de, sen dediğin gibi sıkma işi düzeldi, bunda da var. O şeydendir, kaliperdendir. Kaliperlerde bir ufak temizlik yaptıktan sonra muhtemelen düzelir. Temizliği yapıldı abi. Şimdi tekrar da kapakları falan yerine takılıyor. Kapağımızı yerine takıyoruz. Şunun tipine bakıyor. Bayağı bildiğim. Mübarek olmuş. Evet. Esas olaya gelelim abi. Şimdi bundan şüpheliyiz. Evet. %100. Sana kırmızı ışık yaktı. Evet, aynen öyle. Bunun değişmesi lazım. Durumu kötü. Aynen. Bunun değişmişler, arkaya değişmişler ki zaten buradan baktığın zaman da görünüyor yani içeride. Evet, belli her şey ortada. Rengi mengi yani artık. Öyle bir malzeme ki suyla karıştığı zaman tahminim kahverengileşmeye başlıyor. Çamur rengine başlıyor. Aynen. Bakalım kıvamı. Bunda tek odaklı olacağız değil mi hacı? Aynen odaklı olacağız.
Yani bu daha kolay olacak. Evet. Şimdi bende kombine sistem vardı. Ön taraftan bir çektik değil mi? Arka taraftan bir çektik. Orada şimdi ortada bir şey var. Yani kombine mekanizma var. ABS'nin oradan dolaşım yapıyor. Arkanın direksiyonu değişirken önden alıyoruz. Onun gibi mesela Honda'da birkaç modelini yapalımlar. Biraz uğraştırıyor. Elle de yapılabiliyor ama vakum şey olduğu zaman, pompası olduğu zaman hem içeride hava kalmamış oluyor kolay kolay. Hem de daha çabuk oluyor. Abi tahliye durumunu şöyle anlatalım. Yani ben gördüğümce anlatayım, sen de onayla hacı. Tabii. Kutuyu temizledik. Kutuyu temizledikten sonra ekleme yapıyoruz. Aynen. Ekleme yaparken de bir taraftan şu makine aracılığıyla, yani pis hidroliği, bunu çekiyoruz. Çektikçe ekleme yapıyoruz. Doğrudur. Sisteme, burada dikkat etmemiz gereken şey sistemin hava almaması. Hı-hı. Yani buradan hidrolik sıvısı değil de hava içeri gelse, biz üstüne ekleme yaparsak ve bu işlemin son anına denk gelse o hava içeride kalır. Hatta bir yine kontrolünü yapıyoruz, hani kalmış mı kalmamış mı diye pompalıyoruz, hı-hı, bakıyoruz yukarıda baloncuk var mı yok mu. Ama her ihtimale karşı o bir nebze bile buradan hava girmiş olsa içeri, o zamanla dediğim gibi ufak bir şeyde ısınmada hava yaptırır. Balata şey yapar, sıkar. Risk oluşturur. Tutmaz. O yüzden ya, aynen. Burada bir değil, birden fazla kez kontrolünü yapıyoruz ki sıkıntı olmasın. Evet abi. Sıvıyı biraz fazla çektik geriye. Yani birkaç kere fazladan dolaştık. Bir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Yani zararı... artısı var, zararı yok. Aynen yani. Öyle. Hiçbir zararı yok yani. Evet, güzel yani. Evet, işlemimiz bitti. Kontrollerini yapacağız. Ama elimde böyle şey gibi kaldı. Bunu bir şöyle içini görelim abi. Bakınca o kadar zor bir işlem değil ama. Zor ya. Zor. Neresi zor? Şu olmasa, şu makine olmasa gerçekten imkansız gibi bir durum yani. Çünkü videolarını falan izledim YouTube'dan. Abi şırıngayla falan çekiyorlar. Mümkün ya, değil. Ben dükkanımda yani. Bu makine yoktu. Hı hı. Sağ olsun işte bir tanıdık böyle böyle dedi. Pompalar basılıyor. Bir şey var dedi. Bir deneyim istersen, bir bak dedi, araştırdık, gördük, dedik kullanalım. Biz bunu şeyde çok sıkıntı yaşıyorduk. Mesela şu an bir şey yok da, fren şeyini, hidrolik sıvısını yani tamamen boşalttığın zaman havasını alamıyorsun. Ölüm. Yani onu tekrar işte çekip çevirmen lazım. Şeye kadar getirmen işkence. Buradan pompalıyorsun, açıyorsun, pompalıyorsun, açıyorsun. Belki bu işlemi 100 kere yapman lazım. Oo, evet. Ki içeride hava kalma ihtimali de var. Ama burada ne oluyor? Döküyorsun, alttan vakumluyorsun. Sen döktükçe o sıvıyı şeye kadar taşıyorsun. Hı-hı. Ve frene bastığın zaman kaliperler sıkışıyor. Ama diğer türlü bu cihaz olmadan bunu yaptığın zaman bastığın zaman işte sıkıştırmıyor. Çünkü tam yeterli. Bırakmaman lazım. Yeterli bas, şey bırakma, olmuyor. Bas, bırakma. Sıvı dolmuyor. Hı-hı. Uğraştı yani, eziyetti. İşte bunu aldık da o sorunu çözdük. Çok güzel olmuş, aynen ha. Aynen öyle. Ondan da kurtulduk. Bu gerçekten hassas bir konu. Şöyle dediğim gibi sistemde hava kalması, hiç istemeyeceğimiz bir şey. Sıkıntı olabilecek bir şey. Çok ciddi sıkıntı olabilecek bir şey. Bazı arkadaşlarımız var.
Fren direksiyonlarını kendileri değiştirmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ben yani adım kadar eminim ki birçoğu yapamıyor. Yaptığını zannediyor aslında. Ha, sıfırıyor, bakıyor, tamam, fren tutuyor. Ama halbuki aslında içeride hava var. Ben denedim. Farkında değil. Yarın öbür gün o balatalar ısındığı zaman, lastik kilitlediği zaman, Allah göstermesin, bir kaza ile baş başa kalacağının farkında değil. Ben uyarıyorum ama işte işi farklı yorumluyorlar. Para kazanma gibi bir şeyimiz varmış gibi düşünüyorlar ama halbuki öyle değil aslında. Hepsi sevdiğimiz arkadaşımız, kardeşimiz ama... Kimsenin yani zarar görmesini hiç kimse istemez de aynı. Hemen bakalım. Açtık. Şu an yeşil ışık yanıyor. Koydum içine. Gördüğün gibi abi. Az önce %4 yanıyordu. Dibine kadar daldırıyorum. Şu an %1'den yukarı çıkmıyor. Evet, aynen öyle. Olabilir. Bu %1 aslında içinde su olduğunu göstermiyor. İki farklı hidrolik sıvısı kullanıyorum. Birisi Förch, birisi de Motülün. Bu şu an koyduğumuz Motülün. Hı hı. Bu muhtemelen sıvıyla alakalı bir şey. Belki uzun bir süre kaldığı için içinde su birikmiş olmuş olma ihtimali. Raf ömrü meselesi. Raf ömrünü belki tamamlanmış olduğu için bir miktar nemli de bir ortamda kalmışsa. Ama ağzı kapalı kutu ne kadar içine nüfuz eder onu bilmiyorum. Belki sıvının özelliği olabilir. Abi bu o kadar farklı bir durum ki yani mesela o da kapalı kutu sonuçta. Evet. Tamam burada geliyor işte buralara hortumdan geçiyor falan ama daha kötü bir hale gelmiş mesela. O dediğim gibi ısınıyor. Isındığı zaman işte buhar nem yapıyor. Su olarak şeye çıkıyor, meydana çıkıyor. Hidrolik sıvısına karışıyor. Ondan sonra içeride o su sıkışınca, yerleşmeye başlayınca ne yapıyor? Hidrolik sıvısını sıkıştırmaya, geriye doğru basmaya başlıyor. Evet. Onu yaptığı zaman da otomatik olarak zaten kaliper falan kilitlemiş oluyor, sıkmış oluyor. Kutunun içerisinde kabarcığın olmaması lazım değil mi? Aynen. Kabarcık çıkıyorsa yani içeride hava var. İçinde herhangi bir hava yok. Bir de buradan bir ufak tahliyesini gerçekleştireceğiz. Ondan sonra zaten kapatıp toplayacağız. Orada kabarcık çıkıyor mu çıkmıyor mu diye onu kontrol edelim. Aynen öyle. Herhangi bir kabarcık. Bayağı su çıkıyor. Kabarcık falan yok. Evet. Hiç kaçarın yok. Zincir dişiyle eşit böyle. Şöyle yazıyorum. Şimdi o tanıdığı yeri de fark etmişsin. Evet. Bozman yeri. Ama bu kadar rahat dönmüyordu yani. Başka kontrol etmemiz gereken bir şey? Evet. Abicim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi tekrar hoşçakalın, geldiniz. Videoyu kapatalım böylece. Sağlık. Kendilerine sağlık. Teşekkürler. Rica ederim. Eyvallah.